Herkese merhabalar. Şu an sesimi alabiliyorsunuz sanırım, değil mi? Hoş geldiniz arkadaşlar. 2025 YKS sayfa nasılsınız? Tek özen öğrenci koçu Rukiye Tuğba Bula ben. Rukiye'cim hoş geldi, hoş geldin. Gülcüm hoş geldin. Nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor Ekim ayınız? Artık son haftalarına doğru da yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de sizleri gördüm, daha da iyi oldum diyelim. Havalar yavaştan soğudu. Biraz üşüyoruz artık ufak ufak. Kimler nerelerden katılıyor bakalım? Kimler mezun? Kimler ilk kez girecek? Hızlıca tanışıp kaynaşalım. Kimler var aramızda? Evet Rukiye'cim, Ankara'ya yağmur yağıyordu. Sen Ankara'da mısın? Sen Ankara'da değilsin. Maraş'taydın galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Gül mezun olarak hazırlanıyor. Evet, selamlar Maraş'a. Kucak dolusu sevgiler. İnşallah Ankara'yı da bekleriz Rukiye'cim. Hayır Sevil'cim, yeni başladık. Hiçbir şey kaçırmadın. Hoş geldin. Nereden katılıyorsun? Hangi bölümleri hedefliyoruz arkadaşlar? Mezun olanlar, ilk kez girenler, kısaca tanışalım. Ben Tek Özem Öğrenci Koçu Rehberlik Uzmanı Rukiye Tuğba Boğa ben arkadaşlar bu arada. Aranızda kayıtlı öğrencilerimiz var, onlarla tanışıyorum. İlk kez tanışacağım öğrencilerim de var. Denizli'den, Kırıkkale'den katılanlar var. Rukiye'cim çok az kaldı. Bir hafta 10 gün içinde başlıyoruz. Artık son günler. Kahramanmaraş'tan katılanlar var. Oo, çok güzel. Türkiye'nin dört bir yanından buradayız. Biz de Ankara'dayız arkadaşlar. Ufaktan eğer hazırlığımızı yaptıysak mutlaka bir not defteri ve kaleminizin yanınızda olmasını rica ediyorum arkadaşlar. Artık havalar malumunuz soğudu. Sıcak bir çayımız, kahvemiz olsa, suyumuz olsa da hiç fena olmaz. Eğer herkes hazırsa seminerimiz başlıyor kıymetli öğrencilerim. Bu seminerde verimli çalışmayı ve ders çalışma motivasyonunuzu arttıracak 5 yöntemi öğreneceksiniz arkadaşlar. Çok dolu dolu bir içerik hazırladım. Aranızda farklı destek alanlar varsa da, çalışmalarına başlayanlar varsa da, henüz başlamayanlar varsa da hiç önemli değil. Verdiğim bilgiler hepinizi doğrudan ilgilendiriyor ve hayata geçirmeniz halinde de çok rahatlıkla bu yıl bu süreci başarıyla atlatacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar. 2025 hem sizin hem bizim, umarım hepimizin yılı olur. Çok güzel başarılara imza atarız diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle kıymetli öğrencilerim, aranızda çalışmaya başlayan öğrencilerim varsa özellikle bu sorum onlara. Verimli ders çalıştığını kimler düşünüyor? Kimler verimli ders çalıştığını düşünüyor? Ya da sizce verimli ders çalışmak nedir? Nasıl çalışırsak verimli olur? Ben Allah ne verdiyse giriştim hocam. Gülcüm, birçok rakibinin yaptığını yapmışsın aslında. Ayşenur ben düşünüyorum diyor. Çok güzel. Peki Ayşenurcuğum, sence verimli ders çalışma nasıl olur? Nasıl çalışırsak verim alırız? Bize biraz bahset bakalım çalışmandan. Başka kimler verimli ders çalıştığını düşünüyor ya da verimli ders çalışamadığını düşünüyor? Sevil hiç düşünmüyor. Verimli ders çalıştığını düşünmüyor. Yani çoğumuz aslında nasıl verim alabiliriz bunu bilmiyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü ben bireyselde de öğrenci koçluğu yaptığım, rehberlik için görüştüğüm öğrencilerimde hocam ben nasıl ders çalışacağımı bilmiyorum. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Nasıl ilerleyeceğimi, nasıl odaklanacağımı, neyi önceliklendireceğimi bilmiyorum gibi çok fazla feedback alıyorum arkadaşlar. Bu ne yazık ki genel olarak sadece YKS'nin de değil, bütün ÖSYM sınavlarına hazırlanan öğrencilerin ortak sorunu diyebilirim. İşte biz bugün bunu ele alacağız. Yani eğer verimli ders çalıştığımızı düşünmüyorsak ya da eğer sonuç bize verimli değilsin diyorsa bunu nasıl verimli hale getirebiliriz? Hepimizin ortak hedefi bu diyebilirim. Seminerden bunu öğrenip ayrılacaksınız. Şimdi size birkaç tane sorum olacak kıymetli öğrencilerim. Bir konuyu anlamak için günlerce ders çalıştığınız oluyor mu? Yani o konuya çok fazla mesai harcadığınız, zaman ayırdığınız oluyor mu?
Evet değil mi? Hepimizin böyle inatlaştığı, bir türlü ne kadar çalışsa da öğrenemediği, hem çok zaman ayırdığı, hem kazanç olarak hiçbir kazanç elde edemediği dersler mutlaka vardır. O halde geliyorum arkadaşlar ikinci soruma. Peki bir dersin konularını ünite ünite baştan sona mı çalışıyorsunuz? Yani bir sırası var mı? En başından en sona kadar sıralı bir şekilde mi gidiyorsunuz? Yoksa farklı bir yöntem mi deniyorsunuz? Aynen öyle hocam diyorlar. Kronolojik ilerliyorum. Genel olarak matematik sıralı bir şekilde. O zaman gelsin bakalım üçüncü sorumuz. Peki arkadaşlar kendinize en güvendiğiniz, ben hiç soru kaçırmam dediğiniz konu hangisi? Hangi konuda hiç soru kaçırmazsınız? Kimler nerelerde iddialı bakalım? Oo, inkılap tarihi. Sevil diyor ki hocam ben her konuda soru kaçırırım. Rukiye, paragraf ve temel kavramlarda soru kaçırmaz. Çok güzel. Rojin, coğrafya, tarih, edebiyatta soru kaçırmaz. Harikasın. Sözlerin çok büyük bir kısmını halletmişsin o zaman Rojin. Gerçekten soru kaçırmıyorsan tebrik ederim. Tarih ve coğrafyanın bütün konularında hiç soru kaçırmam. Çok güzel Ayşenurcuğum. Sadece matematik eksik. Sanıyorum sen sözel branş öğrencisin. Hedefin neydi Roji? Okulda birinci de sözel demiş. Sözel derslerde soru kaçırmıyor galiba. Çok güzel. Eşit ağırlıklı mısın? Eşit ağırlıkçı mısın? Çok güzel. Harika. O zaman arkadaşlar artık yöntemlerimize gelelim istiyorum. Size bu seminerde 5 yöntemden bahsedeceğim. 5 çalışma önerisi, 5 de motivasyon artırıcı yöntemden bahsedeceğim. Birinci yöntemim tabii ki de olmazsa olmaz. Hangi sınava girersek girelim kendimizi tanımak zorundayız kıymetli öğrencilerim. Öğrenme yapımızı keşfetmemiz, buna uygun çalışmamız kesinlikle şart. Ben her zaman söylerim bireysel görüşmelerimde, seminerlerimde ve diğer öğrencilerime de hep söylediğim bir şey var. Asla amacınız arkadaşlar çok çalışmak olmasın. Gecenizi gündüzünüze katmak, hayattan fedakarlık yapmak, yıllarınızı, aylarınızı vermek olmasın. Çünkü eğer doğru yöntem bu olsaydı en çok sınava giren en çok kazanırdı. Yani en çok mesai harcayan hemen kazanırdı. İlk kez girenler kazanamazdı. ÖSYM asla buna bakmıyor arkadaşlar. Bu sınav çok çalışarak kazanılan bir sınav değil. Bu sınav ancak verimli çalışılarak kazanılabilecek bir sınav. Çünkü her öğrenci farklıdır. Her öğrencinin farklı bir öğrenme karakteri vardır. Dolayısıyla hepinizin öğrenme yöntemi de farklı olduğu için öncelikle kendinizi çok iyi tanımanız gerekiyor. Bu sebeple de arkadaşlar verimli çalışmayı keşfetmek için nasıl bir öğrenme stilinizin olduğunu, öğrenme yönteminizi, zeka tipinizi, öğrenme unutma hızınızı, dikkat dağınıklığı düzeyinizi, anlama ve stres oranınıza kadar sizi etkileyebilecek olan bütün psikolojik ve bilişsel özelliklerinizi keşfetmeniz, ölçmeniz gerekiyor. İkinci yöntemim arkadaşlar, hazırlandığınız sınav birden fazla oturumda yapılıyor. Yani bunun YDT'si var, AYT'ye girenler sayısal sorular eşit ağırlık olarak bölünüyor, TYT zaten zorunlu alan. Hepsini topladığımda onlarca ders, belki yüzlerce konu, belki binlerce alt konu var. Ve her konudaki her dersteki seviyeniz birbirinden farklı. Yani bir öğrenci bir derste üst seviyede olabilir, bir derste temel seviyede olabilir. Aynı öğrenci iki farklı seviyede olabilir arkadaşlar. İki farklı konuda kat etmesi gereken mesafe farklı olabilir. Bu yüzden her dersteki seviyenizi tek tek ölçmeli ve seviyenize uygun bir çalışma yapmanız gerekiyor. Yani hangi derste hedefe ne kadar uzaklıktayım, hangi derste hedefe ne kadar yakınım bunu bilerek hareket etmelisiniz. Ki arkadaşlar biz hem seviyenizi hem öğrenme yapınızı sadece tek uzamda uygulanan patenti bize ait olan özel eğitim analizi testlerimiz ve seviye belirleme sınavlarımızla birlikte zaten ölçüyoruz. Geliyorum arkadaşlar. Üçüncü yöntemime. Şimdi sadece seviyenizi bilmek, eksik analizinizi yapmanız, kendinizi tanımanız yetmez. Bütün bu verileri kıymetli öğrencilerim birleştirmeniz gerekiyor. Yani eksik analizimi yaptım. Nasıl verimli çalışacağımı keşfettim. Artık bunlar birleşecek. Bunu nasıl birleştirebilirsin? Bir programla.
Ve bu program sadece sana özel olmalı. Bir başkasına ait programı taklit etmemelisin. O program başkasında başarılı sonuç çıkarsa da sende aynı sonucu çıkarmayacak. Çünkü onun eksik olduğu yerlerde senin eksik olduğun yerler aynı değil. Onun yapacağı çalışmanın süresiyle senin süren aynı değil. Onun hedefiyle senin hedefin aynı değil. Bu yüzden programınız hem öğrenme yapınıza, hem derslerdeki seviyenize, hem günlük sorumluluklarınıza, hem mezun musunuz, ilk kez mi giriyorsunuz, günde kaç saat çalışacaksınız, sorumluluklarınızdan arda ne kadar süre kalacak, bütün bunlara göre farklılık gösterir arkadaşlar. Bu yüzden önce kendinizi tanımalı, eksik analizinizi yapmalı, sonra sadece size özel hazırlanan bir programla çalışmalarınıza start vermelisiniz kıymetli öğrencilerim. Şimdi geliyorum. Benim en önemsediğim yöntem bu strateji geliştirme yöntemi. Çünkü somut olan içerikleri öğrenciler daha rahat kabullenebiliyor ve hayata geçirebiliyor. Ama strateji dediğimiz şey çok soyut bir kavram. Ve KPSS gibi, YKS gibi, ÖSYM'nin yaptığı bütün sınavlarda arkadaşlar strateji vardır. Bu stratejiyi öğrencilerin yapması gerekir ki kazanan birçok YKS öğrencisinin ya da diğer sınav öğrencilerinin bu stratejileri yaptığını biliyoruz ve görüyoruz. Çünkü ÖSYM hiçbir zaman arkadaşlar hiçbir sınavda sizden %100 başarılı olmanızı istemez. Bütün soruları doğru bilmenizi, hiç boş bırakmamanızı, hiç yanlış yapmamanızı istemez. Sizden, rakiplerinizden daha önde olmanızı ister. Sizden onların yapamadığını yapmanızı ister. Sizden sıralamaya, dereceye girmenizi ister. Bunun için de size en çok getirisi olan konuları, en az getirisi olan konuları, en kısa sürede öğrenebileceğiniz konuları, en uzun sürede öğrenebileceğiniz konuları biliyor ve ayırt edebiliyor olmanız gerekiyor kıymetli öğrencilerim. Şimdi geliyorum strateji kısmı eğer anlaşıldıysa yine çok önemsediğim bir diğer tekniğime programınızı yaptıktan sonra kendinizi sürekli olarak takip etmelisiniz. Performansınızı ölçmelisiniz arkadaşlar. Ki bunu bir öğrencinin tek başına yapması bana göre imkansız. Çünkü şöyle düşünün, hem yönetmensin hem oyuncusun ne kadar yorucu olur. Hem komutu sen veriyorsun hem komutu sen uyguluyorsun ne kadar yorucu olur. Ki bu tarz milyonlarca öğrencinin yarıştığı YKS gibi sınavlarda arkadaşlar her öğrenci kontrol edilmek ister. Takip edilmek ister. Yönlendirilmek ister. İşte biz bunu arkadaşlar Tekirdem olarak diğer bütün dershanelerin ve kursların aksine bir insan gücünden çıkarıp akıllı sistemimize, yapay zeka sistemimize yaptırıyoruz. Yani bizim kendi kayıtlı olan öğrencilerimizde öğrenci programını hazırladığında her hafta öğrencinin programını yapay zeka takip ediyor ve o hafta ne kadar çalıştı, ne kadar öğrendi, ne kadar verim aldı, ne kadar çalışmalarını tamamladı ya da tamamlamadı. Bunların hepsinin tek tek analizi yapılıyor arkadaşlar ve öğrenciye bildirildiği için yeni haftanın ders çalışma programı da geçtiğimiz haftanın verimine göre yeniden şekilleniyor. Yani her hafta senin gösterdiğin performansa göre yeni, güncel ve dinamik bir ders çalışma programıyla çalışmalarına akıllı sistemle devam etmiş oluyorsun arkadaşlar. Şimdi gelelim verimli çalışmanın 5 yöntemini öğrendik. Ama işin bir diğer kısmı da tabii ki de azim ve motivasyon. Çünkü ben her zaman söylerim arkadaşlar, YKS azimlerin yarıştığı bir sınavdır. Kendine inanmayanlar kazanamaz arkadaşlar. Programına güvenmeyenler kazanamaz. Disiplinli, motivasyonlu olmayanlar kazanamaz. Bu yüzden sınavın %50'si olan motivasyona gelelim. Peki şu an burada olan arkadaşlarımı en çok ne iyi hissettiriyor? Ne yaptığınızda kendinizi daha mutlu, daha iyi hissediyorsunuz? Ya da şu an neye sahip olsanız gerçekten iyi ve top, yani en yüksek enerjide olacaksınız. Herkesten yanıt bekliyorum.
Gül diyor ki hocam ben meditasyon yapıyorum. Sana kendini iyi hissettiriyor. Başka kimler neler yapıyor? Mesela şu an neyi düşünüp motive oluyorsunuz arkadaşlar? Bu sınav size neyi verecek? Yani kazanmayı niye istiyorsunuz? Uyumak. Çok güzel. Başka? Hocam hiçbir şey motive etmiyor. Her konuda bir tatminsizlik hali var. Evet, biraz tükenmiş hissediyor olabilirsin. Bence yola neden çıktığını hatırla. Ben her zaman arkadaşlar kendi motivasyonum da düştüğünde hep bu yöntemi uygularım. Ben yola niye çıktım? Neden ben bu zorlu yolu seçtim? Yolun sonunda bir ödül var. Yolun sonunda beni tatmin edecek, beni mutlu edecek bir şey var. Ben bunun için bu yola çıktım. Hep o ilk çıkan, ilk yola çıkan ki halimi düşünürüm. Derim ki o da sensin, şu andaki de sensin. O halde hemen bürünürüm. Hemen bürünürüm. Aynı istek, aynı azim, aynı enerji. Kaldığın yerden devam et. Çünkü şu an zaten pes etmenin zamanı değil. Ki şu an arkadaşlar daha dönemin çok başındayız. Yani pes edecek kadar yorulduğunuzu da düşünmüyorum. Daha dönemin bu kadar başındayken motivasyonumuzun buralarda değil, en yükseklerde olması gerekiyor. Çünkü biz belki de yola daha yeni çıktık. Neden çıktığınızı kendinize sürekli hatırlatmanız gerekiyor kıymetli öğrencilerim. Şimdi motivasyon arttırıcı 5 teknikten bahsedeceğim. Birinci teknikimiz hedefler. İkinci tekniğimiz ilham kaynakları. Üçüncü tekniğimiz zorlukları aşma. Dördüncü tekniğimiz gerçek başarı öyküleri. Beşinci tekniğimiz arkadaşlar günlük rutinler. Şimdi bunları açalım. Hedefler çok önemli. Dedim ya ben yola neden çıktığımı sürekli kendime hatırlatırım. Bazen bunu çok küçük adımlar için yaparım. Bazen de hayati önem taşıyan, beni çok etkileyecek büyük adımlar için yaparım. Çünkü hedefler ikiye ayrılır arkadaşlar. Kısa vadeli hedefler daha kısa sürede erişirsin, kısa sürede seni tatmin eder. Ama bir de sınavda başarılı olmak gibi, işte sınavı kazanmak, dereceyi de üniversiteye yerleşmek gibi daha uzun vadede süreklilik isteyen hedeflerimiz vardır. O yüzden hem kısa vadeli hedefler yani günlük, haftalık, saatlik gibi hem de uzun vadeli hedefler aylık, yıllık, belki de dönemlik, sezonluk gibi hedeflerinizi belirlemeniz ve ayırmanız gerekiyor arkadaşlar. İkincisi tabii ki de ilham kaynakları. İlham kaynakları motivasyonunuzu yeniden canlandırmak, sürdürmek ve kendinize yön belirlemek için çok önemli araçlardır kıymetli öğrencilerim. Mesela ilham verici hikayeleri kesinlikle okuyun. İlham verici filmleri kesinlikle izleyin, kitapları, öyküler okuyun. Örnek veriyorum arkadaşlar. Aziz Sancar'ın adım adım Nobel ödülüne yürüyüşü. Beethoven'ın sağırlığına yani duyma engeli olmasına rağmen unutulmaz birçok esere imza attığını düşünün. Rowling'in zorluklarla dolu yaşamına ve birçok yayın evinden reddedilmesine rağmen tüm zamanların yılları kasıp kavuran en çok satan kitaplardan biri olan Harry Potter'ı nasıl kaleme aldığını, nasıl vazgeçmediğini düşünün arkadaşlar. Eğer ondan da vazgeçseydi ne olacaktı? Bizim hayatımızda Harry Potter olmayacaktı. Beethoven'ın eserleri olmayacaktı. Aziz Sancar'ı hiç tanımayacaktık. Çünkü ne biliyor musunuz? Gidip kapıyı tık tık yalandan çalıp geri dönmek değildir Aziz. Asıl istek bu değildir arkadaşlar. Her hedefe ulaşmak için zorlanacağız. Ne kadar zorlanırsak yaşadığımız mutluluk, yaşadığımız tatmin de bir o kadar yüksek olacak. Ne kadar mutlu olmak istiyorsan o kadar zorlanacaksın. Kendini ODTÜ'nün bahçesinde düşün. Önümüzdeki yıl bu zamanlar okullar açılmış olacak. Elinde kahven, yanında yeni tanıştığın arkadaşlarınla istediğin üniversitenin kampüsünde gezerken düşün. Belki o kampüsün önünde fotoğraf çekilirken düşün. Bunları düşünmen gerekiyor. Çünkü o gün onları yaşamak istiyorsan şu an üzerine düşeni yapmak zorundasın arkadaşlar. İlham verici filmler izleyin, kitaplar okuyun.
Örnek veriyorum arkadaşlar. Şu an belki hani içinizde de söyleyen öğrencilerim olduğu için söyleyeceğim, bunun üzerinde duracağım. Ve birçok kendi bireysel koçluk yaptığım öğrencimde de çok stresli olduklarını, kaygılı olduklarını, daha dönemin başında bile okuyamıyorum, anlayamıyorum, çok yavaşım, süre sorunu yaşıyorum gibi gibi çok fazla feedbackler alıyorum. Diyorum ki kitap oku. Çünkü kitap okumak senin hem stresini azaltacak, hem sana yeni bir dünyanın penceresini açacak. Hem de en önemlisi okuma ve anlam hızını geliştirecek. Kelime hazneni geliştirecek. Daha hızlı okuyacaksın. Daha hızlı anlayacaksın. Daha hızlı soruları yanıtlayacaksın. Daha kısa sürede yanıtlayacaksın ve daha çok süre arttıracaksın. Her noktadan kar arkadaşlar. Her noktadan kazanım. Kitap okuma alışkanlığı olmayanlar varsa içimizde, bugünden itibaren bu alışkanlığı günde 20 dakikada olsa, yarım saatte olsa kesinlikle ediniyor. Anlaştık mı? Ben bu seminere katılmanızı bir söz olarak kabul ediyorum arkadaşlar. Kendinize bu yatırımı yapmanızı çok istiyorum. Hem mutlu olmanız hem başarılı olmanız için bu çok gerekli bir adım. Geliyorum üçüncü tekniğime. Zorluklarla hem sınav hazırlık sürecinde hem de hayatımızın her alanında karşılaşıyoruz, karşılaşacağız, karşılaşmaya devam edeceğiz. Ama biz zorlukları aşan tarafta olacağız. Sınava hazırlanırken pek çok zorlukla elbette ki karşılaşacağız. Ama unutmayacağız ki başarısızlık ve hata yapma aslında öğrenme sürecinin içinde olduğumuzu gösterir. Çünkü bunlar öğrenme sürecinin birer parçalarıdır arkadaşlar. Eğer bu süreçte bir zorlukla karşılaşırsanız, önce o zorluğu, problemi, sorunun kendisini tanımlayın. Sorunun net bir şekilde tanımlanması çözüm sürecinin ilk adımıdır. Alternatif çözümler üretin. Sorunlara birden fazla açıyla bakın. Oradan, buradan, şuradan ve birden fazla farklı çözüm yolları düşünün ve değerlendirin. Ve arkadaşlar artık karar verin. En doğru çözüm yolu sizin için neyse, en çok mantığınız hangisi yattıysa onu seçin ve artık uygulayın ve değerlendirin. Seçilen çözüm uygulayın ve sonuçlarını objektif bir şekilde değerlendirin. Şimdi gelelim arkadaşlar, benim en sevdiğim tekniklerden bir tanesi gerçek ve yaşanmış başarı öyküleri. Gerçek başarı öyküleri okuyun ya da videolarını izleyin. Başkalarının başarı hikayeleri sizde, ben de yapabilirim, ben de başarabilirim inancını güçlendirir ve motivasyonunuzu arttırır. Ben şimdi size geçtiğimiz yıl 2023 döneminde tek özenle çalışan, hedefine ulaşan iki umutsuz bir şekilde başlayan ama umudu tam noktada süreci tamamlayan öğrencimizin başarı öykülerini okuyacağım arkadaşlar. Mustafa, bir matematik zaferi. 8. sınıftan lise son sınıfa kadar örgün dershaneye gitse, matematikle arası kötüydü. Basit 3-5 sorudan başka hiçbir soruyu çözemiyordu. Sınavda da aynısı oldu ve Mustafa mezuna kaldı. İstediği bölümü kazanabilmek için ne pahasına olursa olsun matematiği halletmek zorundaydı, tıpkı birçoğunuz gibi. Sonra yolu tek özenle bizimle kesişti, azmetti, sisteme birebir uydu. Sınavda matematiği neredeyse fulledi. O şimdi bir avukat adayı arkadaşlar, Mustafa. Geliyorum benzer bir hikayeye. Gerçek hikaye arkadaşlar. Gerçek başarı öyküleri bunlar. Berfin Seda. Baskılardan kurtulma. Hedefi tıp fakültesiydi. Çünkü annesi, babası ve abisi doktordu. Ondan da aynı performansı bekliyorlardı. En pahalı örgün dershanelere gitti. Özel dersler aldı. Tıpı kazanabilmek için 3 kez mezuna kaldı. Bir türlü istediği puanı alamıyordu. Sonra yolu tek uzamle bizimle kesişti. Ardından bambaşka bir olay oldu. Kendisiyle yüzleşti. O aslında doktor olmak istemiyordu. Tıp fakültesine yerleşmek istemiyordu. Ailesine kendini bu şekilde kabul ettirebileceğine inandığı için tıpı hedeflemişti.
tüm baskıları bir kenara bıraktı ve hayallerinin peşinden gitti. Birkaç yıl sonra bir matematik öğretmeni olarak gençlere kendi hayallerinin peşinden gitmesini öğütleyecek. Yani Eberfin Seda Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği bölümünü kazandı arkadaşlar. Çok etkileyici hikayeler değil mi? Ben isterim ki önümüzdeki yılda burada Mustafa değil, Berfin değil sizin adınız olsun. Aynı başarıları siz yaşayın ve sizi tanımayan kişilere sizden bahsettiğimde vay be desinler. Gerçekten başarıya ulaşılabiliyormuş. Ben de onlar gibi olabilirim desinler. Sizi tanımamalarına rağmen ilham kaynağı olabilir. Bu müthiş bir haz arkadaşlar, müthiş bir mutluluk. İnşallah o günleri görebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi gelelim 5 ve belki de hayatın her alanında gerekli günlük rutinler. Başarıya ulaşmak için motivasyonu tap noktada tutmak için de yine günlük rutinler kesinlikle çok önemli. Hedeflere ulaşmanız için adım adım ilerlemeyi ve motivasyonu sürdürmeyi kolaylaştırır. Sağlık rutini arkadaşlar, uykunuzun düzeni, temiz içerikli beslenmeniz, kendinize bedensel olarak ve psikolojik olarak yatırım yapmanız, temiz havada yürümeniz, egzersiz, belki gül gibi, meditasyon gibi vücudunuza yaptığınız bütün yatırımlar sağlık rutinidir arkadaşlar. Bunları günlük ya da belirli periyotlarda yapmanız gerekiyor. Çalışma rutininizi kendinize göre günleri, saatleri, dersleri, planı, programı oluşturarak hazırlayın ve bu rutine kesinlikle sadık kalın. Sevgi rutini dünyayı sevmek kurtaracak arkadaşlar. Her şey sevmekle başlıyor çünkü. Herkesi ve her şeyi kucaklayın, sevin. En çok da kendinizi sevin. Düşüncelerinizi sevin. Hayallerinizi sevin. Çünkü siz zaten bunu hak ediyorsunuz arkadaşlar. Ama bir yandan sevdiğiniz insanlarla da irtibatı kesmeyin. İzole yaşamayın. Kendinizi soyutlamayın sosyal çevreden. Aksine sosyalleşin, sohbet edin, bedensel temas kurun, bilgilerinizi aktarın, bilgi alın. Çok güzel arkadaşlar. Çünkü güzel şeyler, duygular ve paylaşımlar paylaştıkça, aktardıkça daha da çok çoğalır, daha da kat 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 fazla fazla mutluluk olarak geri döner. Ve kesinlikle dinlenmeyi bilin, ara vermeyi bilin, durmayı bilin arkadaşlar. Her zaman koşamazsınız, her zaman koşan biri o kadar kritik bir yerde durur ki hareket edemez. Bunu yaşayabilirsiniz ki bunu yaşayan çok öğrenciyle ben karşılaştım. Hobi veya spor gibi etkinliklerle zihninizi bazı dönemlerde sınav dışı konulara yönlendirin arkadaşlar. Her şey sınav değil, her şey ders çalışmak değil, kitap okumak değil. Kendinizi farklı alanlarda da yetiştirmeniz ve geliştirmeniz ve bu aktiviteleri yaparken sadece onlara zaman ayırmanız da gerekli arkadaşlar. Peki siz bunları yapıyor musunuz? Ya da ne kadarını yapıyorsunuz? Var mı günlük rutinleri olan, rutinlerine bağlı olan, alışkanlıkları sağlıklı olan? Kimler bakalım? Yapıyorum ama nadir. Hiçbirini yapmıyorum. Spor çok güzel, harikasınız. Ve kıymetli öğrencilerim, henüz dönemin çok 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 başındayken, çalışmaya başlamışsanız da, başlamamışsanız da, destek alıyorsanız da, almıyorsanız da, hem doğru çalışıp hem motivasyonu yüksek bir şekilde ilerlemek için bize ihtiyaç duyarsanız biz tek uzam olarak sizin yanınızdayız ve arkanızdayız arkadaşlar. Hem eğitim anlamında hem yapay zeka akıllı sistemin bireysel koçluğu anlamında sizi tanıması, yönlendirmesi, bir kontrol mekanizması sunması anlamında dolu dolu eğitimlerimiz var ve henüz canlı derslerimiz başlamadı. Artık son kayıtlarımızı alıyoruz diyebilirim. Kendinize iyi gelecek şeyleri yapın. Bunun belki de birinci sırasında kendinize ve eğitiminize, geleceğinize yatırım yapın diyebilirim arkadaşlar. Çünkü en az bu saydığım özellikler kadar kendinizi sevmeniz, benimsemeniz, ihtiyaçlarınızı analiz etmeniz ve bu doğrultuda gerekeni yapmanız, bir yere kayıt olmanız gerekiyorsa kayıt olmanız, bir kitabı almanız gerekiyorsa almanız, program yapmanız gerekiyorsa program yapmaya başlamanız gerekiyor. Zaman
Nakittir arkadaşlar. Ne demişler? Vakit ne? Nakittir. Kaybettiğinin bir günün bile bir telafisi olmayacak. O günü, o anı, o dakikayı geri çeviremeyeceksin. Eğer bu yolda tek düzenle ilerlemek isterseniz arkadaşlar, TYT AYT 2025 canlı derslerimiz Ekim ayının son haftasında başlıyor. Şu an erken kayıt sürecindeyiz ve kayıt olmak isteyen bütün öğrencilerime yapay zeka sistemiyle birlikte birebir canlı ve video dersler, konu anlatım, tekrar soru çözüm eğitimleri, Türkiye geneli deneme sınavları, dijital PDF ders notları ve 2024 döneminin bütün eğitim videoları hepsi hediye arkadaşlar. Canlı dersler, video dersler. İster vaktin varsa canlı katıl, ister o dersin videosunu sınırsız istediğin cihazdan istediğin kadar izle. Hem eğitim anlamında konfor alanından vazgeçme, hem de seni senden daha iyi tanıyan bir sistemle ve onun koçluğuyla daha güvenilir, daha azimli ve daha inançlı bir şekilde sürecini ilerlet. Yolun sonunda da kazananlar listesine ismini yazdır. Bir sonraki yılda hiç tanımadığın insanlara böyle seminerler yaptığımda sizden bahsedeyim ve ilham olmanın haklı gururunu, haklı mutluluğunu yaşayın. Eğer kayıt olmak, bilgi almak isterseniz arkadaşlar, şimdi sistem yöneticimin ileteceği kurumsal WhatsApp hattımızın linkine tıklayıp Tuğba Hoca'nın seminerinden katılıyorum. Kayıt olmak, bilgi almak istiyorum yazmanız yeterli arkadaşlar. Sizi YKS alanında uzman öğrenci koçlarım arayacak ve sorularınız varsa yanıtlayacak. Ailelerinizle görüştürmek istiyorsanız onlar aradığında aileleriniz mutlaka yanınızda olsun arkadaşlar. Onların da sizin de sorularınızı yanıtlarız. Kaydımızı tamamlarız. Canlı dersler başlayana kadar hem öğrenme yapısı analizi, hem seviye ölçümü, hem program ve ön hazırlık, sonra da bomba gibi artık yoğun bir programla canlı derslere katılmış olacaksınız. Dönemin sonuna bomba gibi gideceğiz arkadaşlar. Sistemimize ve size çok güveniyorum. Linke tıklamanız yeterli. Geç kalmadınız arkadaşlar. Hayır, şu an tam zamanı. Hayır Rukiye'cim, geç kalmayacağız. Biz her yıl bu dönemde başlatıyoruz zaten. Bizim programımız çok yoğun. Haftanın en az 3, 4, bazı haftalar 5 günü birebir alanında uzman olan öğretmenlerle canlı canlı dersleriniz olacak arkadaşlar. Bana kalırsa fırsat ayağınıza gelmişken bu fırsatı kaçırmayın derim. Ben hatta ücretle ilgili de sizi hemen bilgilendireyim. Seminere bu arada arkadaşlar bu indirimden sadece seminere katılan öğrenciler faydalanabilecek. O yüzden linke tıklamanız gerekli. Şu an normalde web sitesi tutarımız arkadaşlar eşit ağırlık sayısal sözel TYT AYT eğitimlerimiz için 15.000'er TL. Seminere özel yüzde indirimle birlikte 3.000 TL'lik bir indirim kazanıyorsunuz. Ve 12.000 liraya hem TYT hem AYT'yi garantileyip dönem sonuna kadar başka hiçbir şey için ekstra ücret ödemeden sürecinizde tek uzamlı akıllı sistemin koçluğuyla ilerletmiş oluyorsunuz arkadaşlar. YDT eğitimimiz bulunmuyor. Sadece TYT, sadece AYT ve TYT AYT olarak kayıt olabilirsiniz. Son kez linkimi paylaşıyorum. Sorularınız varsa seminerimiz tamamlanmadan iletebilirsiniz. Mutlulukla yanıtlarım. Var mı sorularınız? Öğrenci koçlarım aradığımda eğer ailelerinizle görüştürmek istiyorsanız arkadaşlar aileniz mutlaka yanınızda olsun. Gerek konferans yaparız ya da direkt şeyden hoparlörden de görüşürüz. Evet. Ailenizle görüşüp maddi kısımları onlarla hallederiz arkadaşlar. Sonrasında da zaten ben sizi arıyorum. Sistem kullanımı ile ilgili bilgilendirip hemen TEKÜZEN paneline giriş yapmanızı sağlıyorum arkadaşlar. O halde güzel ve etkin katılımınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu sene hepimizin senesi olacak 2025 YKS tayfa. Size çok güveniyorum. Bütün güzellikler, bütün başarılar sizinle olsun. Ailelerinize de çok çok saygılar ve selamlarımı iletin lütfen. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Kucak dolusu sevgiler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize
Çok ama çok dikkat edin. Görüşürüz.